değerli Fuar TV izleyicileri, sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Şu an sizlere Çerkezköy Tekirdağ'dan seslenmekteyiz. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nda bulunan Batu Mobilya işletmesinin konu olduk. Yanımızda işletme sahibi Sayın Ayhan Arslan bulunmakta. Bakalım sunmuş oldukları hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Ayhan Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Hoş bulduk. Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle hayırlı olsun Ayhan Bey fuarınız. Bugün ilk günü. Efendim, Batu Mobilya olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet kalitesi, işletmenin ayrıcalıkları, bunlardan bahsedeceğiz. Ancak öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Ayhan Arslan kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? 1975 Sinop doğumluyum. Yaklaşık 42-43 yıldır Tekirdağ Çerkezköy'de ikamet ediyorum. Evet. Ayhan Arslan, Ahmet Usta'nın oğlu olarak 3. çocuğu. Marangoz bir aileden geliyoruz. Dede marangoz, baba marangoz. Evet. Baba 25 yıl bu işi yaptıktan sonra, emekli olduktan sonra baba ve iki oğul olarak Batu Mobilya Limited şirket olarak devam ettik. Yaklaşık 5 yıldır da tek başıma şirketi devam ettirmekteyim, hizmetimizi. Evet. Yani marangoz bir aileden geliyoruz ve evet, bu meslek sektöre devam ediyoruz. Meslek ata mesleği, dededen, yani dededen gelen bir meslek. Evet. Siz 3. kuşak olarak tabii ki nesilden nesile gelen bir işletme vardı. Siz son 5 yıl içerisinde İşletmeyi Batu Mobilya olarak ele aldınız tek ve şu anda da firma sahibi olarak Çerkezköy'de devam ediyorsunuz. Peki efendim, Batu Mobilya olarak sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Biz genelde endüstriyel firmalara, yani kurumsal firmalara işte mobilya, ofis mobilyası, koltuk, ambalaj, ahşap ambalaj gibi işletme mobilyaları, işletmenin içinde üretimde kullandığı sıradışı özel mobilyaları imalat yapıyoruz. Yaklaşık 18 yıldır bu işi yapıyoruz. Evet. Yani işletmeye ihtiyacı olan genelde ahşap üzerine, mobilya üzerine destek veriyoruz, karşılamaya çalışıyoruz. Böyle. Evet. Yani marangoz olarak nitelendirirsek aslında ağaçla ilgili bütün her şeyi yapabiliyorsunuz ama kurumsal olarak dünyanın ve Türkiye'nin tanıdığı bildiği iki tane beyaz eşya markasına hem mobilya olsun hem ürünlerin taşınması amaçlı sandık üretimi olsun. Evet. Biz yaklaşık 18 yıldır Bosch Siemens'te buradaki Çerkezköy'deki yerleşkesinde dışarıdan ve daha önce içerideydik. Sonra dışarıdan hizmet vermeye başladık. Yaklaşık 18 yıldır Bosch Siemens'te onların mobilya, ahşap ambalaj, palet, sandık gibi ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Evet. Peki efendim, hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir Batu Mobilya olarak? Yani hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz? Tabii ki öncelikle müşterinin memnuniyeti bizim için daha esas ve ilk tercih olmak. Yani arkadaşlarımız ve ben ekip olarak müşterinin bizden taleplerini doğru ve kısa süre içinde en iyi şekilde yapıp teslim etmekten yanayız. Evet. Karşılıklı memnuniyet olduğu sürece uzun süreli tedarik olarak çalışıyoruz. Evet. Yani dediğim gibi yaklaşık 18 yıldır Bosch Siemens'te çalışıyoruz yani. Evet. Tabii firma olarak kalite odaklı çalışıyorsunuz. Evet. %100 müşteri memnuniyetiyle de bir hizmet veriyorsunuz da diyebiliriz. Tabii yani verdiğimiz ürünlerin hangisi ne olursa olsun her türlü yine servis ücretini, servis desteğini mutlaka veriyoruz ve müşteri hani bizi her türlü mail olarak işte WhatsApp'tan, telefonla günün 24 saati ulaşabiliyor. Evet. Ve anında müdahale edebiliyoruz, destek verebiliyoruz. Gerekirse onların programına göre, üretimine göre ya da projesine göre süreli çalışabiliyoruz beraber. Evet, yani termin süreleri de burada çok çok önemli. Tabii ki yani biz onlara entegre oluyoruz. Onların sisteminde çalışıyoruz. Hı-hı. Daha çok bu bizim için de iyi oluyor, onlar için de iyi oluyor. Çünkü müşteri çalıştığı firmanın kendine entegre olduğunu bildiği zaman daha rahat hareket ediyor. Yani kesinlikle. Bir olayın yapılmayacağını veya işte aksayacağını düşünmüyor. Çünkü onlara entegre olduğunuz zaman beraber yani bir bölümüymüş gibi çalışıyoruz yani. Evet. Peki efendim, satış sonrası hizmet demişken ben biraz daha firmanın ayrıcalıklarından söz etmenizi isteyeceğim. Sektör olarak geniş bir sektörün içerisindesiniz. İrili ufaklı sizin gibi hizmet veren birçok işletmeler varken bu doğrultuda neden özellikle Çerkezköy'de Batı Mobilya tercih edilmeli sizce? Şimdi şöyle, biz müşterilerimizin önce dedim ya memnuniyetini esas alıyoruz. Ondan sonra yenilikleri takip etmeye çalışıyoruz.
Ondan kullandığımız ürünler, sattığımız koltuklar kalite belgeli ve tasarım ödüllü. Kalite olarak tabii ki Batı Mobilya her zaman daha ileride ve önde olması olduğu için. Evet. Tabii ki sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi satış sonrası hizmette de tabii ki çok hızlı olmanız. Serviste kesinlikle süre yok. Yani evet. Herhangi bir şekilde müşterimiz 5 yıl sonra bile bir servis desteği verebiliyoruz. Hiç süresiz şeyi yok yani. Evet, en önemli hususlardan aynen biri de bu olsa gerek. Peki efendim, çok uzun yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. 5 yıldır artık tek başınıza firma sahibi olarak bu iştirakinize devam ediyorsunuz. Sektör adına bundan sonraki süreçte neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefiniz nedir Ayhan Bey? Sektör adına Çerkezköy'deki yerel bir fuara katıldıktan sonra Çerkezköy OSB'de bulunan diğer firmalarla çalıştığımız birkaç firma var ve daha da ileri getirip daha büyük, daha geniş kapsamlı bir çalışma hedefliyoruz. Efendim, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim. Güzel bir fuar geçirmeniz dileğiyle İnşallah. Hizmetlerinizin ve başarınıza devamını çok diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli Fuar TV izleyicileri, sektörleri mercek altına almaya devam edeceğiz. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'ndan ve sektörün en iyisi Batı Mobilya İşletmesi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.